10 Kasım 2021 Starcom TR Selahattin Çakırgil Ağla halkım ağla, düşürüldüğün ilkelliğe ağla! Bugün ekranları ve diğer bütün medya organları bir kez daha resmi ağlama törenlerini yansıtacak. Dünyada bazı halkların ve ülkelerin tarihinde devlet himayesi olmaksızın da kitlelerce bir örf haline getirilen matem günleri vardır. Ama dünya siyaset tarihinde sanırım resmi dayatma olmaksızın bu boyutlarda yapılan bir ölüm günü anma töreninin başka örneği yoktur, kalmamıştır. Bu durumun toplumumuzu patolojik bir ruh haline sürüklediğini, körpecik çocukların ekranlardan açıtılan ürpertici sözlerinden de anlamak mümkün. Çünkü çocukların körpe zihinlerinde oluşturulan bir insan değil de adeta insanüstü bir varlık, bir ikon veya ismi etrafında kutsallık oluşturulmuş bir mitos, bir put. Bir dostum anlatmıştı geçen sene akşam eve döndüğünde 7 yaşındaki kızını çok üzgün ve ağlak bir durumda bulmuş. Sebebini sorunca aldığı cevap karşısında şok olmuş. Meğer okulda bir animasyon canlandırma gösterilmiş ve sarıklı bir hoca çocuğun zihninde kutsal bir figür haline gelmiş olan bir kişiyi temsil ettiğini söylenen 7-8 yaşındaki bir çocuğu falakaya yatırmış basmış daya. O yavrucuk okuldan geldikten saatler sonra bile hala o sahneler için ağlarmış. Bir hoca atamızı çok dövdü diye. Bu sahne sadece bir çocuğun değil, nesiller boyu bütün bir toplumun patolojik bir noktaya sürüklenmesi trajedisini yansıtmaktadır aslında. Evet, bir asra yakın bir süre önce vefat eden bir lideri anmak ve ona saygı göstermek adına sergilenecek bir ilkelliğin ilk cümleleri daha dünden sergilenmeye başlandı ekranlarda. Filan saat geldiğinde trenler çalınacak, trafik duracak, herkes bulunduğu yerde bir iki dakika saygı duruşunda bulunacak diye talimatlar veriliyor ekranlardan. Halkın o anda neler yapması gerektiği, o spikerlerin ilkokul sıralarından beri ezberleye geldikleri klişe laflar. Hele bir müteveffanın yattığı mekanı bir spiker kız ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu yansıtan bir sesle bir mabedi anlatır gibi anlatıyordu. Resmi televizyon kanallarında bile bugün yoğun şekilde söylenmesi gerekenlerin alıştırması dünden yapılıyor ve onun sayesinde varız gibi köleleştirmeyi hedef alan sözler tekrarlanıyordu. İnsanı köleleştirici bu gibi sözler kim için söylenmiş olursa olsun bu yol yol değil. Müslümanlar hayatlarına kimseye borçlu değildirler. Sadece Halikimiz, Yaratıcımız olan Allahu Teala'nın yaratış hikmetine uygun davranmaktan sorumlu olacaklarının idrakindedirler. Ölen bir lideri veya herhangi bir kimseyi anmak elbette olabilir. Ama Anadolu'daki varlığımızı Malazgirt Zaferi'ne borçluyuz diye Sultan Alparslan için öldürülüş yıldönümlerinde ağlayıp duruyor muyuz? Osmanlı'yı bir dünya süper gücü haline getiren ve yeni bir sefere çıkma hazırlığındayken 540 sene öncelerde zehirlenerek öldürüldüğü sanılan Fatih Sultan Mehmet için resmi ağlama törenleri tertip ediyor muyuz? Yok bizim kültürümüzde böyle şeyler ama halk kitlelerinin türbe ziyaretlerini 100 yıla yakın zamandır aşağılayanlar kendi icat ettikleri layık kutsal mekanlarını her vesileyle devamlı ziyaret ederken asıl kimleri alçaltmış oluyorlar? Mesele asli değerlerimiz için hayatlarını ortaya koyarak askerlik hizmetlerini yerine getirenleri teşekkürle yad etmekse askerler askeri üniforma giymiş itfaiyeciler durumundadırlar. Onlar devlet ve millet tarafından vazifelendirilirler. Gerekirse alevler içinde can verirler ve yangın olduğunda onu söndürmeye koşarlar. Eğer Öyle yapmazlarsa vazifelerini yapmamış olurlar. Ama onlar yangın söndürüldükten sonra ev sahiplerine biz olmasak evinizde kendinizde yanacaktınız. Hayatınızı ve varlığınızı bize borçlusunuz. Bundan sonra nasıl inanacağınızı ve nasıl yaşayacağınızı biz belirleriz derlerse... Evet, işte buna yokuz. Biz ancak kendi değerlerimizin ölçüleri içinde yaşamayı ve şerefimizle ölmeyi kabulleniriz. Ve yerin üstündeki öküzlerden birisi bir hanımın genel başkanlık ettiği bir partiden ve de siyasette maddi zenginliğiyle yükseldiği söylenen ve ülkemize sığınmak durumunda kalanlara düşmanlık eden, kendisini eleştiren gazeteciyi dövdüren, ırkçı vesaire özellikleriyle ünlü bir kişi, geçen hafta Bingöl'de üstelik de PKK'nın öldürdüğü bir gencin kız kardeşine en şerefsiz sözlerle hakaret etmesi üzerine ülke günlerdir bu sözde çalkalanıyor tabiatı ile. Bir milletvekili mevcut kanunlara göre sadece kendi ilinin değil, bütün milletin vekilidir ve bu ağır ve şerefsizce hakaret karşısında o hanım lider o kişiyi sadece kendi yardımcılığından uzaklaştırmakla yetinmeyip partisinden dağıtmalı ve o şerefsizliği yapan kişinin meclisten dağıtılmasına öncülük ederek lafını çok ettiği dürüstlüğe çarpıcı bir örnek sergilemiş olurdu ve küfürlü konuşmalar sadece bir kişi için değil herkes için bir seviyesizlik olarak anlaşılmadıkça toplumumuzda direkt veya dolaylı küfürleşmeler hep olacaktır. Küfürlü konuşmalara karşı toplum planında bir kampanya başlatılmalıdır. Bu konuda okullarda verilecek eğitimlerden laik merkezde olması hasebiyle olumlu bir adım beklenmeyebilir. Ama camilerde vaaz eden hocalar, hutbe okuyan hatipler ne olur okumanız için size merkezden gönderilen hutbelerle yetinmeyip bu gibi ahlaksızlıklara karşı sadece ayet ve hadis metinlerini lafzen tekrarlamakla yetinmeyip şahsiyetli bir Müslüman toplumu olmak için neler yapılması gerektiği konusunda halkı irşat ve tenvir etmelidirler. Yoksa bu iğrenç ve ilkelik girdabında toplumumuz boğulacaktır.